Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah e, bu kadar acayip ve garip işleri bir anda nasıl yapıyor? Yani nihayetsiz işleri, nihayetsiz mesela Ümraniyede kaç tane ot var? Kaç tane yaprak var? Kaç tane nefes alan akciğer var? Ya vesaire. Nihayetsiz farklı farklı işleri tek iş gibi nasıl kolay yapıyor? Aklına yaklaşması lazım. Mesela ben bunu böyle yaparken, içerken traş olamıyorum. Cenab-ı Hak bunu yaparken aynı anda gezegenleri de tutuyor. Aynı anda farklı işler de yapıyor. Buna ait misal. Şimdi burada e, kuraldan bahsedecek yöntem Allah her yerde nasıl olabiliyor? En ufak bir şey en büyük şeyi içine alıyor. Mesela cam kocaman güneşi içine alıyor. Hakikat bölünmeden her yerde Cenab-ı bizzat kendisi her otun yanında iken hiçbir yerde değil. Her yerde iken hiçbir yerde değil. Bölünmeden aynı kendisi tasarruf ediyor. Mesela kutuplarda balıklara tasarruf ederken Arabistan'da hurmalara, develere tasarruf ediyor. Aynı anda. Farklı iş. O da Allah yapıyor develeri. Develerin tüyünü de o yapıyor. Kutuplardaki penguenleri de kutup ayılarını da tüyünü o yapıyor. Yarasayı, yarasa gözsüz sesini, ses, kulak, göz olmuş. Onu yaptığı gibi İnsanın hatıratı kalbini de duyuyor, biliyor. Yararsa atıyor böyle sesi. Nasıl görüyor? Bilim insanının söylediği. Ses atıyor. Piss. Ses atıyor. Gidiyor. Maddeye çarpıyor. Geri geliyor. Onun gelmesiyle eşya ne kadar uzaktadır? Hacmin kütlü, kütlesi, ara boşluk vesaire hepsini hesap ediyor. Ondan, onun için yanından tak 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 geçiyor. Çünkü insan... Ee, onla 20 bin frekansı görebil şey duyabiliyor. Yarasa ise 100 120 bin. Onları hemen değerlendiriyor. Yani onu yaptığı gibi onu da nasıl yapıyor? Örnek verecek. Nuraniyet CT Şimdi örneği nedir? Güneşin ziyası. Güneş yani Allah Allah iken bölünmeden hani biz bir derler ya bir şunu da yapsan ya bölüneyim ya. Dur. Bunu yapayım onu da yaparım diyoruz ya. Bölüneyim mi yani? Değil. Işte. Allah aynı anda farklı farklı işleri yapıyor. Bir iş bir işe mani değil. Mesela örneği güneş. Güneşin fotonu, güneşin ziyası. Yani Arapçası ziya, Türkçesi foton. Ve aksi yani güneş vuruyor. Vurduğu yerde ortaya güneş gözükmesi aksi o demek. Vuruyor ama gene o var oluyor. Orada tasarruf ediyor. Mesela biz boşlukta böyle baktığımız zaman resmimiz gidiyor mu? Gidiyor ama bir yere çarpmıyor. Ancak farklı bir şey söylüyorum İbrahim bu. E. Aynaya baktığın zaman gözükürsün böyle. Aynayı kaldırırsan bu aynada gözüken sen aynayı kaldırdığın zaman da olmuyor mu? Oluyor ama bir yere çarpmıyor. Güneş öyle değil işte. Nurani olduğu için ben mesela bir yere çarpmıyorum ama lavadaki aynaya çarpsam gözükürüm. Güneş öyle değil. Dünyaya bir Bursa dünyanın troviyal ışınları var. Küreye giriyor. Bazı dalga boyları var ki dünya bile engel değil. Vurup geçiyor dünyanın öteki tarafından. Güneş ışınları ışınlarına bir ışın var. Yani maddeyi delip geçiyor. Maddeyi delip geçiyor. Onlar söylüyor bunu. Yani insanı da böyle dırr delip geçiyor yani X cihazı gibi röntgen var ya. MR cihazı gibi. E, eti delip geçiyor ya mesela. Mideni çektiriyorsun resme. X cihazında gömleğini, atletini, gömleğini, atletini, etini de göstermeden direkt kemik gösterebiliyor. İnsan yani i̇nsanoğlunun sanatı böyle. Güneş ise o foton denilen o ziyanın içerisinde bir madde şey var, ışık dalgası var. Bir dalga boyu, notyonlar mı ne diyor? vuruyor öteki taraftan çıkıyor. Hiçbir şey engel değil. Uzaya gidiyor artık. Güneşin ziyası var, bir de aksi var yani. Karşılığı var. Benim gibi boşluğa gitmiyor. Aksi kudret-i rabbani ile deniz yüzüne ve bütün kabarcıklarına girmesi, bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır. İkisine müsaitdir. Mesela güneş, gençler güneş deniz yüzüne vurdu mu? Vurdu. Ne kadar damla var denizin yüzünde? Bir cam parçasında da ve ufak bir damlada da güneş gözüküyor. Güneş diyor mu? Lan yoruldum be. Bu kadar denizin üzerindeki büyük bir yerde bu kadar damlalarda olabiliyorum. Ufak bir senin ki suda da olabiliyorum. Yani yoruluyor mu güneş? Büyük yerde nasıl vuruyorsa küçük yere de aynı vuruyor güneş. Allah da böyle işte. Deniz yüzüne nasıl komple vuruyor? Ufak bir cam parçasına da böyle vuruyor. Güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. Ne kadar? 1 milyon 400 bin. Amerika bizden ne kadar büyük Türkiye'den? 53 katı. Kıyas edin diye söylüyorum. Dünyadan dünya, dünyadan güneş 1 milyon 400 bin defa büyük. Dünya onun yanında sıfır gibi değil mi? 1 milyon 400 bin. Dünyanın içerisinde Ümraniye'de ufak bir aynanız olsa cam. Bu camın içine girer mi güneş? Girer. Nurani şeyleri görüyor musunuz? Büyük küçük fark etmez. Deniz yüzüne vurduğu gibi ufak cam parçasına da vuruyor. Girebiliyor. Ufak cama girdiği gibi deniz yüzünde de bulunabiliyor. Demez ki küçüğe zorlanıyorum, büyüğe de yoruldum demiyor. Çok garip yani. Gözümüzde görüyoruz. Sonra içimizde tanıklık yapacağız. Yani şahit olacağız. Ruh da bedende de böyle. Mesela ruh var bizde ama bizde fakat mekanı yok. Yani ha karaciğerimde, böbreğimde, dalağımda yok. Tırnağımda ruh yani yok yani. Burada diyoruz ama mekanı yok. Çünkü kendisinin kilosu ve hacmi yok. Yani ruhun kilosu ve hacmi olmadığı için mekanı kabı yoktur. Burada belirlenmiş işte var diyoruz burada. Ruh eveldir, ahirdir, zahirdir, batın. Yani odunun içerisindeki duman Gençler odun içindeki yaktığımız zaman nur var ya nur ışık. Yakınca dumandan bir şey çıkıyor. Işık çıkıyor. Odunun içinde midir dışında mıdır? Ortasında mıdır sonunda mıdır? Her yerinde. İçinde dersen kabukta yok mu? Bak bir odun düşün böyle. Bir odun. Yaktığımız an kirbitte nur çıkmıyor mu? Tamam. Neresinde? Odun her yerinde değil mi? Duman çıkmıyor mu? Neresinde duman peki? He? O da her yerinde. Ya ikisi zıt değil mi? Işık ee, odunun her yerinde. Odunu yakınca çıkan ışık aydınlatıyor. Odunun neresi her yerinde. Peki odundan çıkan duman odunun neresinde? E nasıl oluyor? İki tane zıt aynı yerde olur mu? Oldu mu? Oldu. Ruh da bedende odundaki nur gibi. Nefis de odundaki duman gibi bedende de böyle bulunur. Odunda duman, insanda nefis. Odunda nur, insanda ruh. Yakılması lazım. Aydınlığı. Yakılması lazım. Nuru çıkması için. Ama yaşarken mesela yönü odun kestin veya yağmurda kaldı. Veya nemli, pataklı böyle. Tafun etmiş yerde odun kaldı. Yaksanız zor yanar. Dumanı çok çıkar. Odundan duman az çıksın diye ne yapalım? Nereye koyacaksın? Güneşe tutacaksın. Güneşten kasıt ilim. İlim güneşe odunu tutarsak odun kurur duman az olur. İnsan da odun olmasın duman az çıksın diye ilimle alacak ilimle mata ilimle kuruması lazım. E, nefis öldürmeyip kullanmak gerekiyor. Mesela diyecek ki sana iyi ki demiş. Derse gitme ya bugün yorgunsun nereye evde de dinlersin Aynen ya. Bugün dedi vallahi. Öyle mi? <laughs> Buraya gelirken arabayla geldim caddeye kadar vallahi de geldim sizin için. İçimden bir ses dedik ya yorgunsun eve gitti Evde ondan sonra şey yaparsın canlı yayında var video var videosunda dinlersin ama bu atmosferin ne olduğunu adam çok iyi biliyor şeytan tamam evde dinlersin orada bir şey demiyor tamam aç diyor çünkü başka şeyler de getireceğim kenara diyor televizyona ama yeter ki buraya girme çünkü ben rahatsız oluyor diyor adam adam işi biliyor ya hakikaten dünyada herkes işini biliyordu benim müslümanım biraz bilmiyor gibi Bak hepsi biliyor. Ayı biliyor. Demek ki güneş deniz yüzüne vurduğu gibi dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük güneş ufak cam parçasına ne kadar ufak artık düşün. Oraya da girebiliyor. Sığıyor. Kocaman dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneş dünyanın içerisindeki de ufak camın ne yeri var anlatamam. Ha bu kadar bir cam. Onun camın içine de girebiliyor. Nurani şeyler büyük küçük fark etmez. Yoruldum yok. Az çok ağır büyük. Böyle bir şey yok. Ancak Kemal'in arabayı kaldırma liftine ağır araba, hafif araba. Ancak onda olur. Veya Fatih'in lastikçi de. Fatih nerede? Ha, burada oturur. Fatih yok. Güneşin ziyası ve aksi kudret-i Rabbani ile deniz yüzüne bütün kabarcıklarına girmesi, bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır. İkisi musavidir. Peki nasıl yapabiliyor? Ne kadar uzak güneş bizden? 150 milyon kilometre. 150 milyon kilometre ve 8 dakikada geliyor. 8 dakikada geliyor. 150 milyon. Nuraniye görüyor musun? Işık hızı. Hızı ne kadardır ışığın? 300 bin kilometre bölü ne? Saniye. Tık etti 300 bin. Allah Allah. Peki yaratılan, niçin anlattım bu kadar detay? Yaratılan güneş böyle olursa, yarım nurani o da tam nurani değil. Yaratan Allah nasıl olur? Ya yani ama böyle bir Allah'ın kulu olmaktan da insan gurur iftihar eder ya. Adama sordum inan. Ee, delikanlı sen kimsin dedim. Ben Falan'can'ın yeğeni belediye başkanı söyledi. Onun yeğeniyim dedi. Ben dedim kimin yeğenisin demedim dedim. Sen kimsin diye sordum dedim. Tanımazsın beni ama beni tanıyanla dedi kendimi tanıttım dedi. Aferin mi? Peki sizi tanıyalım dedi. Beni de tanımazsın dedim ama beni tanıyanla tanıtayım kendimi. Şu kainatın patronunun kuluyum dedim. Kainatın patronu. Patron deyince kainatın patronu, kainatın sahibi var ya o hepimizin sahibi ya dedi. O zaman insan kendisini iyi kıymetli şeylere nispet etmesi lazım. Öyle de zat-ı nurul envarın nurani kudreti dahi gökler yıldızları yaratması, döndürmesi, sineklerin, zerrelerin icadı ve döndürmesi gibi ona kolaydır ağır gelmez. Yani Cenab-ı sineği yaratması neyse bir tane bütün sinekler öyledir. Bir sineğin diyor zerrelerini, gözündeki zerreyi nasıl, ne kolaylıkla yapıyor? Bir de sineği düşünün, sivrisini veya karasini. Gözü düşünün, o kadar ufak. Onun içinde zerreyi düşün. Zerrenin içindeki atomları düşünün. Elektronları. Onu idare etmesi, gezegenleri idare etmesiyle eşit. Çünkü nurani için ağırlık yoktur. Hafiflik yoktur. Zor, kolü. Koline... Mesela güneş. Vallahi ben daha vuramam ya. Yoruldum ya. Her gün her gün daha mı vurulur? Veya şu kadar ufak camın içini ben giremem, atıma giremem demiyor. Her bir zerrenin içine giriyor. Yani nurani şeyler için büyük küçük, az çok, zor kolay, uzak yakın yok. E ruh da böyle. Çok acayip. Mesela diyoruz ya olan şu lafım var ya. Çok ağrıma gitti ya. Çok ağır geldi bana. Lan ne dedi ya? Bir laf işte. Ne ağır gelsin. Keşke ben yüzlerce kilo götürsem de bu lafı demesen. Yani öyle sözler olur ki kilodan ağırdır. Öyle sözler olur ki kuştan daha hafif edersin. Uçurur seni. Kuyudaydın psikolojin, hop çıktın yukarıya. Of be diyorsun. Ya. Birinci misal abiler güneşti. İkinci misal şeffaf. Nedir o? Alıcının yani kainata tasarruf eden Nasıl Allah tasarruf ediyor? Nasıl yapıyor? Güneş misali gibi. Şu mevcudat Allah'a karşı durumu nasıl? Şeffafiyet gibi. Ne demek o? Bir tek aynedik, aynecikte ayn ve bir göz bebeğinde güneşin misali sureti kudret ile bulunur. Aynı kolaylıkla bütün parlak şeylere ve katrelere ve şeffaf zerrelere ve deniz yüzlerine o aksi ve işiyle emri ilah ile verilir. Aynen öyle de masnuatın melekutiyet ve mahiyet yüzleri şeffaf ve parlak olmasından kudreti mutlakanın cilvesi tesiri bir tek nefsin icadında icadında bulunması kolaylığı derecesinde bütün hayvanatı yaratır az çok büyük küçük fark yok. Ne dedi? Bak abiler. Bir elmayı atom gibi düşünün. Atomun içerisinde mektep okumuşsunuz hepsi. Elektronlar var protonlar var, nötronlar var, dalga boyları var. Gözde bilinmeyi tanımlamaya gelmemiş. Protonla elektron arasında boşluk deniliyordu. Mektep okuduğunuz için anlatıyorum. Protonla elektron arasında boşluk, eskide boşluk deniliyordu bizim dönemde. Şimdi buhar gibi, yani daha kaplayan sis gibiymiş. Neyse, yani boşluk yok. Abiler, birinci misal neydi? Güneş nurani olduğu için bir anda her yerde bulunabiliyor. E, eşya Allah'a nasıl dinliyor? Allah Allah'ın emrine nasıl itaat ediyor? Eşyanın iç tarafı, melekutiyeti, yapısı o şöyle bir misal vereyim. Güneş vuruyor oduna vurdu. Odunda alıcılığı var ki büyüyor değil mi? Yani odunda güneşi alma özelliği olmasaydı Güneş için alabilir mi? Alamaz. Mesela sünger suyu çek, çekiyor ama şu taş veya bu hemen çekmiyor. Demek ki eşyanın melekütiyeti yani iç tarafı proton, elektron da değil, daha enerji, kuantum tarafı o Allah'ın kainattaki emirlerine uygun bir şekilde yaratılmış. Diyeceksin ki nasıl örnek vereyim yaklaştır biraz kafama de. Yani böyle bir müesseselere gittiğiniz zaman sizi görünce sensör kapı açılıyor mu? Evet. Açılıyor. Nasıl eski olsa ne derler? Vay be adama bak keramet ya. Kapılar açılıyor. Seni nereden tanıyor? Nereden tanıyor abiler? Delikanlı sen kaç yaşındasın abili? Sen sen sen. 13. Şimdi kapı gördün değil mi abiler böyle giderken kapı açıldı mı böyle sana hiç? Niye seni tanıyor mu? E neye açıldı? He? Ha? Her gideni açılıyor da. Hareketimi algılıyor. Hareketimi algılıyor. Ha, aferin. Yani artık şüphe etmiyoruz değil mi? Ha, hareketimi algılıyor. Yani tabii ki doğru söyledin. Şimdi İnsanoğlunun yaptığı bir cihaz, sensör. Ben kapıya yanaşınca hareketimi algılıyor dedi. Hemen açıyor ve şaşırmıyoruz. İlk defa görsek. Vay Allah Allah nasıl oldu lan? Kim beni? Diyor ama şu anda sen ne diyorsun? 500 sene önceki adama görsen belki ya kaçardı ya da keramet derdi. Tamam. Ha şimdi o senin hareketini algılıyorsa o insanoğlunun yaptığı sensör. Madde de atom da Allah'ın emirlerini algılıyor. Onu, aynı yani. Zaten oradan fotokopi almış insanoğlu. Oradan ilham alıp sanatını yapmış. Ya bu madde, bu madde güneşi nasıl algılıyor? Güneşi nasıl içine alıp da büyüyor? Güneşi nasıl alıyor da yeşil olabiliyor? Güneşi içine alıp nasıl ıslak olur odun? Değil mi? Kocaman güneş gidiyor güneş panellerinde, güneş panellerinde aküye akü depolanıyor. Bak şimdi dinliyor musun abi? Kaç yaşında şey, adın neydi abi? Sen 13 yaşındaydın ya. İsmin? Ömer. Ömer. Seni karşıma aldım. Şimdi güneş panelleri var ya böyle. Güneş ışınları alıyor. Böyle sokak lambalarında var kırmızı mavi yanıyor. Şimdi güneş panelleri güneşi alıyor. Burada bir aküsü var. Gündüz o kırmızı, mavi, kırmızı, mavi yanıyor, değil mi? Şimdi kocaman güneşi bu panel ne yaptı? Aldı, depoladı, değil mi? Enerjiyi depoladı akü. Akü doldu. İstersen a bu şu kameranın üzerindeki ışık akü değil mi? Ya bu ışık duyuyor musunuz beni? Şu telefon şey kameranın üzerindeki şu ne diyorlar cihaz? Projektör. Flash projektör. Şu anda yanıyor mu abi? Yanıyor. Kabloyla mı geliyor? Hayır. Batarya. Ya bu bu ışığın çıktığı batarya karanlık ya. Karanlığın içinde bu ışık nasıl depolanır? E nasıl oluyor içinde oluyor. Nasıl duruyor orada? Bu ışık orada nasıl tutacağız? Ha, insan oldu. O bataryanın içerisinde elektriği verdiği zaman Batarya alıyor. Tamam ver 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 diyor. Cep telefonunda şarj edelim. Yani şarza uygun yapıldığı için şarj oluyor ya. Allah da maddeyi, atomu da kendi emrine uygun şarj yapıyor. Mesela bir de bir de misal vereyim Ömer'im ve diğer gençler. Kafanın içi karanlık değil mi abiler? Şurada. Karanlık, içi karanlık. Işık olsa zaten şey olmaz. İçi sessiz. Şu gelen ışığı ve seyrettiğim her yeri gözden buraya kadar geliyor ışık. gözde burada çarpıyor siyaya. Siyaya çarpınca bu elektrik dalga boylarını artık ondan sonra ışık geçmiyor. O ışık elektriğe dönüştürülüyor. Gözde beynin arkasında görüntü alanı var. O da karanlık. O da karanlık. Beynin arkasına bu ışığı buraya geliyor. Buradan da elektrik dalga boyları impuls denilen bir sistem dönüştürüyor. Ses gibi bak. Kapatıyorum. Geliyor mu sesim? Gelmiyor. Normal sesim geliyor. Bak şimdi. Benim sesim şu anda geliyor mu? Kablodan ses gider mi ya? Kabloda nasıl gidiyor? Benim sesim buraya elektriğe dönüştürülüyor. Elektrikle hoparlöre kadar, amfiye kadar geliyor. Amfide bunun tersi oluyor elektik sese dönüştürülüyor. Ay tersi bunun tersi oluyor. Şimdi bu göz görüyor. Aynı eletiğe dönüştürülüyor. Geliyor beynin arkasında görüntü. Orada elektik tekrar ışık eletiğe, elektik de ışığa dönüşüyor. Şimdi ben orayı seyrediyorum gibi. Ömer seni seyrediyorum gibi zannediyorum ama kafamın içinde bakıyorum. Aslında burada bak ha. Sana sen aslında burada gözükmen için sana bakıyorum. Aslında ben seni orada görüyorum gibi zannediyoruz ama aslında arkadasın. Ben seni arkada seyrediyorum şurada. Şurada. Bilimin söylediği yani. Din değil bu. Beynin arka tarafında 2 2 çarpı 2 4 4 mm kare çapında bir görüntü alanı var. Tamam bak şimdi bir şey anlatacağım. Şimdi ben demek ki sizi orada görüyorum gibi gözüküyor. Hayır siz eletiğinizi, yüzünü, saçını, gözlüğünü eletik olarak geliyor. Bizzat seni görmüyor. Sonra gözüme düşüyor. Gözümde senin görüntün eletiğe dönüşüyor. Geliyor kafamın içi karanlık. Ondan sonra o ekran var. Ekrana seni taşıyor kısacası. Şurada ekran var. Şurada. Şu kafamın arkası kabul et. Seni önde seyrediyorum gibi ama aslında arkada seyrediyorum seni. Ve işin garip tarafı terssin ha. Sen buraya gelene kadar kafan aşağıda, ayakların yukarıda değil mi? Bak biliyorsun böyle böyle yaptın. He. Böyle ters geliyor. Kafa aşağıda olur. Ayaklar yukarıda olur. Tekrar bu bu alanda değiştiriliyor. Peki hepinize soruyor. Ömer'in haricinde herkese soruyor. Bu ekranda gözüken Ömer beyinin görüntü alanı. Bu ekranı seyreden kim? Bu Ömer, bu Ataman, bu Kemal, bu Fatih diyen kim? Ekranda gözüktü. Ekranı seyreden ve onu değerlendiren kim? Ruhtur. O yazıyı birisi okuması lazım. Okuması lazım. Allah nasıl bir sanatkar. Maddeye böyle yapmış. Bu anlattığım beden, şu madde vücuda göre şey ruha göre kıyas edersek Ömer ve arkadaşları şu evin içindeyiz. Bakar mısın şuraya? Biz bunun içindeyiz. Bize kendine kıyas et. Evin içindeyiz eve bak bir de kendine bak. Hangimiz daha kıymetliyiz? Biz tabii. Evin içindeyiz diye bizim kuşattı diye bu bina. Bina bizden değerli mi? Değil. Biz ki ha ruhumuz da içeride aynı bu ev gibi bizim elbise var bu şey beden. Şu anda biz bunu giydik bir duvarları. Yok içine bak dolaşıyorum. Ha bu beden de ruhun elbisesi değil. Han evi yani. Hanesi yuvası. Burada serp içeride dolaşıyorum. madde Maddeyin Allah işte. Nasıl bir teknoloji? Sen ters geliyorsun burada düzeltiyor. O ekranda gözüküyor. O Ömer diyor. Sana bakarken aslında arkaya bakıyor. Rüyalar. Rüyalar bu olmadan, karşımda olmadan burada düşüyor. Bir sürü görüntüler düşüyor. O bir baktım Hazreti Ömer radıyallahu anh, geldi. Lan nereden geldi ya? Gözümle bakmadım ki. Uy uyurken gördüğümüz rüyalar gözle mi gördük? Yok. Bu ekrana kim düştü? Vallahi Rüya aleminde, görüntü alemine kimler vardı ya? Allah Resulü gördüm, derste gördüm, şuydu bu. Nasıl gördün? Neyi gördün? Yalan mı söylüyorsun? Gözünü kullanmadın ki. Göz kullanmadan görülür mü? Görülüyormuş demek. Rüyayı görenler bilir. Görmeyen var mı? Bilmiyor. Tuhafız biz biliyor musun? Kendimizi tanımıyoruz ki. Sessiz kafada ses, karanlık kafada ışığı görüyoruz, kullanıyoruz şu ışık karanlık kafada görüyorum. Burada görmüyor. Bakmamın sebebi bunu buraya taşımak içindir. Dünya da böyle. Ahirete taşımak içindir. İnsan gariptir. Kendisini tanıdıkça kendisine değer verir. Kendisine değer verdikçe davranışları değişir. Basit basit şeylerin peşine koşmaz. Kendisinden daha değersiz bir şeyi kendisine gaye yapamaz. Onun için ne güzel demiş. Men arafe kendini tanıyan fakat arafe rabbehu. Yani ilk önce beni tanıyın Allah sonra kendinizi tanın demiyor. İlk önce beni sen kendini tanı. Bak ne kadar kıymetlisin. Kendine değer verebilirsen, kendini tanırsan sonra bana ancak değer verirsin. Kantarın bozuksa neyi tartacaksın? Kendini ne kadar değer verirsen insanın alemi de Allah o kadar değerli olur. Kendisi ne kadar değerli olursa kişiye göre o kadar değerli şeyin peşine koşar. Kendisinin daha değerli şeyin peşine koşar. İyi ki Allah var ya. Ömer ne yapacaktık Allah olmasaydı ya. Ale. Senin yanındaki delikanlı adı neydi? Yavuz. kaç yaşındasın abim? sen bayağı yaşlandın ya. Sizin yaştayken ben çok çabuk büyümek istiyordum. 16 bu çok derdim. Bir iki ay kalmış 17'ye. 17! Ama sonra baktı ki 33'ü geçince hep düşürmeye çalıştık. Bir iki ay var şey yaş almaya Kemal bir aşağıdan. Almadım ki abi iki ay var yani. Aşağıdan. <laughs> dünya, dünya garip he. Kendini tanıdıkça dünya, ahiret, orası burası aynı ya. <laughs> Cennet cehennem de sureti buradaymış ya. O kadar cehennem acayip ki burada, buradaki cehennemden kurtulmak için adam intihar ediyor veya bağırıyor, çağırıyor, vuruyor, kırıyor. Kurtulmak için. Mesela araba makas yapıyor, ahhu falan. Niye yapıyor? Burada bir cehennem var, oradan kaçıyor. Oradaki kaçışını arabayla kaçıyor gösteriyor. Buradan kaçarak buradan kaçacağını. Çünkü buradan kaçamıyor ya. Buradan kaçarak belki buradan da kaçarım diyor. Cennet, cehennemin sureti burada. Ee, bir tane de okuyayım. Hem nasıl ki intizam sırıyla Şimdi Allah bir anda her şeyi farklı farklı işleri nasıl yapıyor? Konumuz buydu. Çok işleri çok az, büyük küçük ağır kolay ee, renkli renksiz nasıl yapıyor? Üçüncü misalimiz. İntizam sırrıyla bir koca sefine, bir koca gemi veya kocaman uçak, çift motorlu burada çift motor, dört motor, büyük, büyük tayyari düşün. Bir parmağa düğmesini dokunmak ile harekete getirmesi bir saatin zembeleğine anahtarla parmak dokunmasıyla harekete girmesi derecesinde kolay ve rahattır. Aynen öyle de. Mesela kocaman gemi düşünün abiler. Uçak gemisi. Gemiyi nasıl çalıyor? Ha, eski de ara, araba çalıştırmaya ataman bilir misin? Bunların yaşı Musayit diye bilir. Abim bilir. Kolla çeviriyorduk. Sen de bilir miydin? Ha, bayağı böyle Abdülhamit'ten... Şimdi arabanın önünde var ya radyatör arabanın önünde. Abiler. Yavuz'um. Böyle bir tane arabanın vijyonunu lastiğini söker gibi bir şey vardı böyle. Sokardık böyle. Hadi çevir. Çalışıyordu. Yani böyle. Şimdi kocaman geminin motorunu çalıştırmaya kalksan şimdi. Elle çevirilir mi? Benim bildiğime göre gördüm de gördüm de ee, uçak orta ufak bir ortalama bir e, geminin Kemal motorunun pistonu var ya piston kolu benim boyumdan büyük benim boyum boyum Almanya'da gördüm Augsburg'da gördüm o pistonun kolu şimdi onu nasıl çevireceksin şimdi önemli şu Kocaman gemi, 300 bin ton. Uçak gemisi düşünün, 100 tane uçak alıyor. Onun gemiye göre motorunu düşünün. Nasıl ne Neyle çeviriyorlar biliyor musun? Parmakla. Tek. Kocaman uçağın motorlarını nasıl çalıştırıyor? Tek. Peki bu parmakla alim, cahil, büyük, küçük, kuvvetli, zayıf, kadın, erkek, siyah, beyaz basması fark eder mi? Fark etmez. Düğmeyi kim basarsa çalışır. Ha, kocaman gemi nasıl itaat ediyorsa o düğmeye bütün eşya da Allah'ın emirlerine böyle itaat hazır. Bir düğmek basmak gibidir. Önemli olan geminin düğmesini basıp motoru çalışması değil bu hale getirmektir. Bir düğmeye kadar getirmektir. Sistemi kurdun bir düğme kadar. Esas teknoloji o. Yoksa yapıldıktan sonra düğmeye basmak zor iş değil. Allah da ilk önce Allah varken hiçbir şey yoktu. Maddeyi yaratması, maddeyi birbirine denk yapması, denk getirmesi vesaire. Yani sistemi kurmuş. Bundan sonra Allah bir düğme basar gibi ol diyor oluyor. Kocaman gemi, kocaman uçak. Yani mesela zannedersin ki uçakta, ...adam devamı tedirgin pilot... ...biraz mesleğim olduğu için söylüyorum... ...öyle değil... ...oturuyor adam... ...zaten sistem çalışıyor... ...bir şey olduğu zaman... ...türbülans kanatları... ...klepeleri var böyle... ...açılı kapanması... ...mesela... E, ...60... ...veya... ...100... ...şiddetinde rüzgar sağdan esiyorsa... ...uçağı iter böyle... ...hemen... ...10 derece mail verir... ...böyle ona karşı şey yapar... ...hiç adam... ...otomatik yaptığı gibi... ...nasıl yapıyor bunu... ...akıllı in insan gibi yapıyor akıllı insan. Çünkü ilk önce onu yapmak zordu. Yaptıktan sonra uçması zor değil. Allah da ilk önce maddeyi yaptı. Ondan sonra emrine itaat edecek yani sinyal, elektrik sinyal, sinyalini alacak konumuna getirdi. Ol derken baharda bir düğmeye basıyor, bütün ağaçlar çalışıyor. Bir düğmeye basıyor, düğmeye kocaman gemi çalışıyor kocaman fabrikanın giriş şarteli. Şarteli sigortayı kaldırsa ne olur? Veya düğmeye bassan bütün fabrikadaki tezgahlar belki de binlerce elektrik ampulleri hepsi anda çalışır değil mi? Adam hepsini yanına tek tek gitti mi? Yok. Önemli olan ilk önce o sistemi kurdu. Sonra fabrikanın girişine bir düğmeye bastı. Hepsi çalıştı. Allah da baharda Ağaçlara hepsine elektriği tesisatını döşedi. Bir düğmeye basıyor. Bir elektrik veriliyor. Bütün ağaçlar tomurcuk açıyor. Bu kadar kolay. Önemli olan ilk yapması. Yaptığı gözümüzün önünde. Düğmeye basıyor. Böyle al diyor. Ses de olur mu? Kün fekün. Al oluyor. E telefonlarda değil mi Ömerler, Yavuzlar? Telefonlar var ya eskide parmaklandı. Şimdi Yavuz Açmıyor mu? Açıyor. Ama şöyle desen Yavuz açmaz. Veya Yavuz o da açmaz. Aynı ton olacak değil mi? Şimdi dese ki 500 sene önce bu telefon duruyor. Film var tamam mı? Şimdi telefona diyorsun ki Yavuz tak açtı. Adam seyrediyor 500 sene önceki adam. Kabe'yi göster Kabe'ye gitmek istiyorum. Konuşunca da sekreter var ya yapıyor. Hop Kabe'yi getiriyor. Canlı yayın olsun. Ha, Medine'de Şimdi yatsı vakti imamı direkt var ya böyle canlı yayın veriliyor. Gösterir mi göstermez mi? Ses de hiç. Şimdi 500 sene önceki adam ne der? Allah Kabe'deki imamı duyacak ha? Burada. Mesela ya sen nerelisin abi? Gümüşhane'de mobese olsa polis. Var ya caddelerde. Şimdi cep telefonuyla mobese programı indirsen Gümüşhane'yi seyredemez misin? Edersin. Oo, bir tane yaptım biliyor musun? Bir güldüreyim size. Bu çıktığı zaman ben biraz teknolojiyi seviyorum. Çok seviyorum. Rize'de Rize'de Yeni Cami'nin orada şeyi tutmuş. Biliyorum orada sebze satan bir kardeşimiz var. Derse geliyordu. Kiraz falan satıyor. Ondan sonra ya seyredeyim dedim. Akşam üzeri kiraz satıyor. Tanıdım onu derse gelen. Ondan sonra adam şimdi tartıyor, bilmem ne yapıyor. Telefon ettim ama seyrediyor. Tamam. Şimdi bana bunu bir kardeş program yaptı. Abi nereye iş şey yapıyor? Rize'nin ana caddeyi dedim şey yap. Bak şimdi. Olana bak. Ama keşke yapmasaydım böyle. Çünkü adam şey olmuş yani. Şimdi bir de uzakta temiv adeni bir sistem var. Adam bilgisayarına girdik. Ne haber lan? Dedik Tahir. Ya nasıl tele bilgisayarını alçıdı? Oradan öyle misin? Ne o garip garip bakıyorsun falan. Kamerası da var ya tipini. Neye çene şey yaptın falan. Adam ödü başı patladı. Cinler benim bilgisayarımı istila etti diye ödüm bilgisayar odayı terk etti ya. Oldu yani bu. Ama abisi yaptı yani. Ben yapmadım. Yapma dedim falan. Şimdi Mobese kamerasıyla bir şey uzatmıyorum ha. Mobese kamerasıyla adamı gördüm. Canlı yayın. Bir daha yeni çıkmış. Telefon ettim. Selam. Aleyküm. O ne yapıyorsun? İyi o nasıl tartarken o abi dedim şap dedim o adam iyi adamdır biraz da ver. Hangi abi dedi? Dedim şu anda veriyorsun ya adama bak biraz geri aldın onu ver ver. Sağındaki falan. <laughs> Hiç unutmuyor. Abi. Dedim ver işte bak görüyorum seni görüyorum merak etme şu. Şimdi düşün senin kiraz koyarken adam seni tarif ediyor İstanbul'da. <laughs> Ya etrafa bakacak ya keramet olduk internet mobese evliyası. Görüyor ya. Peki ben teknolojimle 1500 kilometre mesafedeki an ve an görürsem bu teknolojiyi yapan insanı, yapan Allah benim gördüğümü görmez mi? Benim yaptığım kamera ile kameranın gördüğünü görüyorum. Ben kamera yaptım, Kameranın gördüğünü görürsem insan kendi eserinin gördüğünü görürse insanı yapan zat insanı gördüğünü, işittiğini işitmez mi? An ve an. Mobese kamerasıyla takip ediliyor işte. Aynı anda İstanbul'da ne kadar diyorlar ya? 2 milyon mu ne varmış? Bir anda tak diye düşüyor. Bir anda 2 milyon mu ne? Hemen tak diye düşüyor. Ha şimdi niye söyledim? Allah bu kadar farklı farklı işleri bir anda nasıl emrini dinliyor farklı işler? İşte bir kocaman uçak gemisinin motoru veya büyük bir uçağın motorunu veya bir fabrikadaki bütün elektrik aksamının cihazları bir düğmeye basınca bir merkezden elektrik verdiğin gibi kolaylığında. Önemli olan sistemi çalıştırmak değil sistemi ilk kurmak, sistemi kurup bu hale getirmek zordur. Allah da bu zoru yapmış zaten. Kainat fabrikasını, kainat gemisini, kainat uçağını yaptı. Şimdi ol diyor, oluyor. Nasıl oluyor diye Yavuz anlattım. Cep telefonuna Yavuz telefon açıyor. Ses de açıyor ya. Parmakla açıyordu. Şimdi ses de, de açıyor. Ondan sonra emrediyorsun. Bana Kabe'yi göster. Gösteriyor. E benim yap insan yapılan bir insan yaptığı eser böyle olursa insanı yapan ne yapar? İlmi ezelinin dusturları ile ve hikmeti sermediyenin kanunları ile ve irade-i rabbaniyenin külli cilveleri ve muayyen usulleri ile her şeye külli ve cüzi, büyük ve küçük, az ve çok bir manevi kalıp bir hususi miktar bir halis hudut verildiğinden mesela şey de öyle düşünce kalıpları var. Hadiseleri o kalıba alıyoruz, şekil alıyoruz Mesela mikser beton dökerken kalıba göre alır değil mi abiler? Ayakkabı da öyle kalıba göre. Kafamızda da hayal kalıpları var, düşünce kalıpları var. Arapçada da mana kalıpları var. Mesela bir kelime gelince o kalıba giriyor mu? Lisanlarda da böyle. Kafanın içerisinde de kalıplar var. Geliyor bir şey. Hemen birisi bir şey söyledi. Hayal kalıbına giriyor. O adamın söylediği bir şeyi hayal şekillendiriyor. Düşünce çeşitliliği yapıyor. Vehim düşünce zenginliği yapıyor. Zan eskiyle kıyas ediyor. Şüphe sağlamasını yapıyor. Şüphe çok büyük nimet. Doğrunun sağlamasıdır. Artının sağlaması çıkartma olduğu gibi toplamanın Şimdi insanın sisteminde de böyle kalıplar var. Kalıpla düşünce kalıpları var. Hayal kalıpları var. Manevi kalıplar var. İtikat kalıp, iman kalıp oraya giriyorsa kabul ediyor yoksa etmiyor bakın. Cüzi küçük, büyük küçük fark etmiyor. İnsanın mesela bir kelime söylüyorsun bak ne kadar büyük. Ulan iki sene unutamadım ya diyor. Ulan iki sene ağır oldu. Bana öyle bir şey söyledi ki onu iki sene üstümden atamadım. O kadar ağırdı. Ulan ne dedi ya bir laf dedi ya. Laf ne kadar ağır. Çünkü o kalıkları aktif etmiş. Madde olsaydı çimento kaldırırsan koyardın. Ama bir laf söyledi. İki seneden beri unutmuyorsun. Bak nasıl bir şey <laughs> insanın ruhuna. Maneviyatlar da böyle. Maneviyat da aynı böyledir. Günahlar da böyledir. Bir sana bir kelime söyler, kuyunun dibine atar. Bir vehim ve vesvese, Adamı indirmiyor mu aşağıya? Dünyanı cehenneme çevirmiyor mu? Şu kafa topunu cehenneme diyor. Bir kelime ya, bir ümitsizlik. Annenden kötü bir haber, sevdiğinden kötü bir haber ya kanser oldun diyor. Vefat etti diyor. Ka ne olur? Ya vefat etti iki kez. Öldü bir kelime. Kafa ne olur? 3 i̇şte, 4 gün önce teyzem kanserden vefat etti demişti. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Adama dediler ki perşembe günü işi gelecek. Zaten yukarıda yatıyordu. Adam sağlam pijama ile hastanede dolaşıyor. Gitti sonuca baktı. Sonuca geldi doktor dedi ki saat 10'da. Kanser misin dedi. Adam pek hiç ses yapmadı. Çıktı yatağına koğuşuna öldü. Ölü bulundu 11'de. Nasıl bir ağır geldi? Kansersin denmesi. Kanserle ölmedi ki şimdi o. Neyle öldü? Kanser sözüyle öldü. Vehim böyle. Hem adamı öldürür, vesile olur. Hem adamı diriltir, vesile olur. Hem kuyuya indirir. Yani basit zannetmeyin ya. Doğru düşünmek, doğru yerde olmak, doğru insanlarla oturup kalkmak, doğru tanımlamak, doğru görmek. Dünyamızı ya cehennem ya cennet yapar. Şu bitiriyorum cümleyi şey yapıyorum kesiyorum. Çünkü mutlak katsiz kudretiyle. Manzum, manzumeyi şemsiye çevirmesi, mesela güneş sistemini nasıl çeviriyor? E, vücudumuzdaki ruh 200 trilyonu aşkın hücreleri nasıl çeviriyorsa, tırnağın hücresiyle gözün hücresi aynı mı? Hayal var, mesela bir kelime geliyor benim ağzımdan şimdi size, hayal kuruluyor, düşünce kalıbına gidiyor, vehim oluyor, düşünce çeşitliliği vesvese oluyor, acaba oluyor, şüphe oluyor, bir sürü çeşitlilik oluyor. Aynı kelime ya. İşte neyi gösteriyor? Allah işte bir anda ol diyor, oluyor. Cep telefonuna aç diyorsun, açıyor. Ne kadar zereler var telefonda? Ne kadar hücreler var? Ne kadar semptomlar var? Yani elektrik stopatlar var yani. Işıklar var. 20 milyon en az. Bir telefon üzerindeki ufak o ışık olması için aydan 20 milyon ya. Bir şey ses ölüm. Hasan diyorsun telefon açıyor. Ses de açıyor. Nasıl oluyorsa bu kadar ışıklar bir sesle yanıyorsa Allah da ol diyor bütün ağaçlar tomurcuk açıyor işte. Aynı bunun gibi. Cüz'i külli, büyük küçük, az çok, bir manevi kalıp bir hususi miktar bir hali sudut verildiğinden tam intizami ilmi irade kanunu içindedirler. Elbette Kadiri mutlak hadsiz kudretiyle manzume-i şemsiyeyi çevirmesi güneş sistemini çevirmesi, arz ve arz sefinesini dünya boşlukta seyyar dolaştığı için sanki gemi. Yani boşluk derken esirde dolaştığı için dünya gemisi kendi ekseni etrafında ve güneşin etrafında kolayca gezdirmesi bir cesette kanın ve kandaki küreyva, hamra ve beyza, kırmızı kan veya beyaz kan hücrelerini bu vücutta 5 litreyi 5 litreyi 5 dakikada insandaki kan damarlarının uzunluğu dünya dünyadan güneşe olan 850 bin kilometre kadarmış. 850 bin kilometremiş. Dünya ile ay arasındaki mesafe. O kadar kan damarları var. 5 dakikada bu kan dönüyor. Yani nasıl yapıyor yani? Ve o küreciklerdeki zerreleri intizamlı hikmeti çevirmesi derecesinde suhûletli ve kolaydır ki bir insanı kainat sisteminde insanı mı? nasıl ki bir atom, hücre, hücre, doku, doku bir dokular bir organ, organ da insan. Çünkü her bir de, de, atomda DNA var. İnsan kodlanmış. insanı kainat sisteminde harika cihazlarıyla bir katre bir damla sudan birden zahmetsiz yaratmış. Karanlık yerde aydın, aydınlık aleminin anahtarı olan gözü yaratmış. Bir katre ya bir damla diyoruz da damla değil ya oradan bir atom yani hücreyle. Tek bir hücreyle yaratılıyor insan. İnsan talyanzurul insanıyla tamam insan yediklerine bakmıyor mu yaratılışına bakmıyor mu? Bak hele nerelerden nasıl olursa olacak şey mi ya? İnsandan insan olur mu ya? Tuhaf ya. Hadi insandan insan oldu ama kadından erkek erkekten kadın olur mu ya? Fıtrata zıt. Garip ya. Garip acayip bir şey ya. Kadın erkek doğurur mu ya? Mantıkla şu olması lazım. Kadın kadın doğurur. Erkek de erkek doğurur. Böyle olacaktı. Benim kafama göre olsaydı böyle olurdu. En mantıklı bu benim mantıksız mantığıma göre. Bak bir insanı kainat sisteminde harika cihazları ile bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır demek o ezeli ve hadsiz kudrete isnat edilse bu kainatın icadı bir insanın icadı kadar suhuletli kolaydır. Kolaylık peyda eder. Telefon misali unutmayın. Bir ses veriyorum açıldığı gibi. Açılıyor ama basit zannetme ha. 20 milyon şey var. Saptan dedikleri ışık tanecikleri var yani. O zaman bütün ekran ışık gözüküyor. Ha. Ya. Peyda eder. Kolay olur. Eğer ona verilmezse, Allah'a verilmezse bir tek insanı acip cihazları ve duygularıyla yaratmak kainat kadar müşkilatlı olur. Eğer Allah'a vermesek, anneye desek bunu yarat. <laughs> Gözünü nasıl yapacak yani. Adam, profesör ömrünü göze vermiş. Gözdeki bilinmesi gerekenleri bitirdi mi? Ha, Profesör. Bakın göz profesörü ömrünü adamış. Emekli olacak üniversitede. Gözden daha araştırılacak bir şey kalmadı diyebilir mi? Diyemez. Peki bu kadar sonsuz ilmi barındıran bu gözde kaç ayda imal edildi? 9 ayda imal edildi ya. Karanlık yerde kör maddelerden yapılmış göz. Fasulye, domates, ekmek, hıyar, kabak. Kör maddelerden karanlık yerde imal edildi 9 ayda imal edilen göz 90 sene değil 9 milyon sene de versen ömrünü oradaki ilmi yapıları tam çözemez. Olmuyor. Çözdük çözdük. E gittik enerjiye indik. Hücreydi. Atoma indik. Atomdan aşağı indik bir baktık ki tam bitirecektik. Enerji karşımıza çıktı. Enerjiyi de parçaladık. Kuantum fiziğine girdik. Kuantum fiziğine kuantlara girdik. Oradan esire girdik. Oradan maddi hayata girdik. Dibi yok ki. Öyle bir koridor açıldı. Dibi yok. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas